Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Bugünkü dersimiz şey, Risale-i Nur'dan körlüğü topladım. Ne? Körlük. Kör? Körlük diye, körlük. 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 Allah Allah. Evet. Bu dersi yapmama en son Bahadır ders yaptıktan sonra ne yapayım diye düşünürken Bahadır baba körlük yapsana dedi. Allah Allah. Ben de körlükle ilgili bir vaka yaşadım. Bodrum'da, bu sene yazın Bodrum'daydım işte ilkbaharda. Şimdi şöyle bir şey yaşadım. Yaşadığım şey şu. Şimdi ezan okunuyor. Limandaki Marina'nın camiinde. Ben de camiye gidiyorum böyle, abdest alıyorum falan. Köpekler uluyor. Orada bir sürü insan var. Hayal eylem. Köpeklerin ulumasını hiç böyle hayret etmiyorlar. Ezan köpekler o kadar müziğe, tangırta, tumurtuya bir şey ses çıkarmıyor da bu ezana niye mukabele etmiyor diye. Şimdi o zaman şöyle bir şey terik oldu bende. Yani şöyle bir hisse kapıldım. Şimdi onlar günahlarından bunu göremiyorlar. Köpeğin o halini. Tamam mı? Ama dedim, içime ilham onlar şey. Bize dedim hangi günahlarımızdan, bize nasıl körlükler var da biz neler göremiyoruz. Şimdi ben onların göremediğini gördüm. O da benim göremediğim görenler de var. Harika. Günahlar fethetmiş yani kendi günahlarını. Ve bir tane daha tevekkülümü anlatacağım. İki gün önce ikindi kılıyorum ofiste. Şimdi dedim ki böyle, şimdi radyoda dinliyorum böyle hani Subhanallahim azim tesbihleri çekiyorum işte her gün tesbihleri çekiyoruz. İşte namaz kılıyoruz. İki cuma arasında kıldığı olan küçük günahlar affoluyor falan. Birden aklıma şöyle bir şey geldi. Bunun delili ne dedi içimden siz? Günahların affolduğunun delilinde. Sonra cevap geldi. Delil dedi, suretin dedi. Günahlar çünkü sebeti kirletiyor, suretinde görünüyor. Tövbelerle, yani Allah bu tür senin günahları affetmekle suretini temiz tutuyor. İçim ilham mı onlar şey söylüyor. Bugünkü dersimiz körlük. Bakalım. Temizliyor değil mi abi? Evet. Yani küçük günahlar. Küçük günahlar. İki namaz arasında. Ki küçük günahları öteki namaz. İki namaz arasında, iki cuma silin. Arasında, iki Ramazan arasında. Ana küçük günahları siliyor. Ötekileri şey, inşallah tövbe ve istiğfar. İnşallah. Öyle bir sistem çalışıyor. bu böyle bahsedince abi şey hatırıma geldi. Üstad Sungur abiye söylüyor değil mi abi? Senin için... Kalbinde olan Hasan Fezi'nin gözünün önündedir. O. Yani bu Sungur abinin günahkar olduğu manasında değil ama peygamberler de günahkar değillermiş. Tövbe değil, istiğfar ediyorlarmış değil mi her günah? Yani bu da bu manada mı acaba? Evet, bak şimdi. Bugünlerde ona meşgul oluyorum. Biraz da tevafuk etti. Kulavzu bir Rabbin nas, Rab. Melikin nas, ilahin nas. Fazla meşgul oluyorum ben buna. Yani öyle olduğunu bilmiyorum. Bununla alakalı da biraz. Tövbe ve istiğfar. Melik-i Nas, ekleyerek Allah'ı bulmak. Bu ekleyerek mesela, acil tefekkür etmek. Eklemek bu. Elmayı tefekkür etmek. Ekleyerek. Bu Melik-i Nas, malik olduklarımız, mülklerimiz. Bazen cehenneme dönüyor. Malik oluyor cehennemin mühkemeni. Melik-i Nas, Rabbin Nas bir de. Kulavuzu be Rabbin Nas, Melik-i Nas ilahe. Rabbin Nas, çıkarımlarımız. Çıkartıyoruz. Hani hayatımdan çıkartıyorum ya, hayatımıza bazı insanları ekleyin, bazı insanları çıkarın, bazı insanları toplayın, bölün. Öyle bir şeyimiz var bizim ders. Hatırlarsınız Zeytinburnu'da. Rabbin Nas, çıkarım yaparak. Rabbin Rabbul Alemin. Rabbin kendisi zaten çıkarım değil mi abi? Evet, evet kendisi çıkarım zaten. Kendisinin özel zaten, sana özel. Yani sıyrıl, çıkar gömleğini, çıkar atletini, çıkar bedenini. Sıyrıla, enfus böyle. Demek ki Malikinas ekleyerek tefekkür. Yani Allah bunu şey vermiş, Peygamber Aleyhisselam'a sahabe ve sahabiyeler sormuş, cinlerden şey yapmak için. Sıkıntı deyince Allah Resulüne bu gelmiş. Felek ve Nas gelmiş. Onun içinde de bu geçiyor. Son cümle şey Harun, şimdi bundan sonra senin için. Demek ki Melik-i Nas ekleyerek,
Rabbi Nas çıkartarak, İlahi Nas bu hükmederek, yani halife olarak, sünnet-i seni yaşayarak hükmetmek. Dima, kalp, ruh, direkt evet. Öyle oluyor. Yani dolayısıyla nereden kurtulursun? Şeytandan, cinlerden, ervah habiselerden. İşte o dedi işte. Hepsi bizim için dermiş. Ne oldu şimdi bunu ben söyledim? Kötü mü oldu? İzah et. Umarım sanki günah işlemiş. Günah işleyene bu kadar bağırmazlar ha. Bunu söyleyene bağırıyorlar. Hadi bakalım. Evet. Mesnevi Nuri 31'den başlayacağım. Bu bize hitap ediyor diye düşünüyorum. Şöyle diyor üstadımız. Ey gözleri sağlam ve kalpleri kör olmayan insanlar. Bakınız insan aleminde iki daire ve iki levha vardır. Birinci daire rububiyet dairesidir. İkinci daire ubudiyet dairesidir. Birinci levha hüsnü sanattır. İkinci levha ise tefekkür ve istihsandır. Bak tevafuk etti bizim bir şey. Rabbin nasıl ve nikin nasıl? Aynen abi. Başta. Tamam. Okuyayım bir daha. Çok güzel çok. Çok o tabii ya. Ey gözleri sağlam ve kalpleri kör olmayan insanlar. Bakınız, insan aleminde iki daire ve iki levha vardır. Birinci daire, rububiyet dairesidir. Rabbin nasıl doğru. İkinci daire, ubudiyet dairesidir. Ubudiyet. Birinci levha, hüsnü sanattır. Ubudiyet neydi? Hükmetmek, sünnet-i seni yaşayarak. Evet. İlahi Nas. Evet. Birincisi, Rabbin Nas. İkinci daire, İlahi Nas. Ubudiyet yani, sünnet-i seni dedik ya. Birinci defa hüsnü sanattır, ikinci defa ise tefekkür ve istihsandır. Bu bize hitap eden kısmı. Şimdi böyle biraz körlükle ilgili neler karşıma geldi? Körlükle ne alakası var dedi bunun? Kör olmayan, gözü sağlam ve kalbi kör olmayan insanlar. Ha, bizden bahsediyor. Bunu fark eder işte. Evet. Şimdi. Bize burada diyor ki dört tane. İki daire, iki levha vardır diyor. Bize diyor yani. Evet. Kör değilsen gör. Kalpleri kör olmayanlar. Evet. Dan bahsediyor. Kör, körlüğü üstad en çok mesela kör daha, kör kuvvet. Ondan sonra canıma kör tabiat. Diye tarif etmiş en çok Risale-i Nur'da. Bu kör hissiyat. Hissiyata körlük vermiş. Akla körlük vermiş. Kalbe körlük vermiş. Allah Allah. Ondan sonra cınıma körlüğe körlük vermiş. Evet, ya yani vermiş. Diyor ki mesela şöyle, şuradan devam edeceğim. Mektubat 289'da diyor ki, işte şuramızdan imanın azamet envarına bak ve delaletin dehşetli zulümatını gör. Demek iman, şuramızda beyan edilen hakikat-ı âliye-i nefs-ül emriyenin ünvanıdır ve iman ile ondan istifade edilebilir. Eğer iman olmazsa, nasıl ki kör, sağ, dilsiz, akılsız adama her şey mağdumdur, öyle de imansıza her şey mağdumdur, zulümatlıdır. Ama ya. Ama ya. Görememek var abi. Evet. Bir de görememeyi görememek. İşte ne diyor? Mektubat 473'te, her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Gözü ise maneviyata kördür diyor. Ey sefahat ve devletle bozulmuş ve iyi sevdiğinden uzaklaşmış Avrupa. Deccal gibi bir tek gözü taşıyan kör dehaniden, bak Avrupa nasıl gitmiş? Yanlışa. Kör dehasıyla gitmiş. Kör dehaniyle ruhu beşere bu cehennemi haleti hediye etti. Yani insanların hepsi sıkıntıdır ama. Melik-i Nas bu da. Evet. Malik olduklarının mülkleri malikiyeti vermiş, cehennemine dönüşmüş. Ve deha diyor, aklın sıfatıdır, akıl değil, zeka gibi. Melekinden, işte o zaman tek gözü kör olması gerekiyor işte. Evet. Şimdi, sonra anladım ki diyor, böyle iki göz olmaz. İlaçsız bir illettir ki, insanı âlâ iliğinden esferin sâfiline atar. Hayvanatın en bedbaht derecesine indirir. Gerçekten şu anda böyle, yani batının hali böyle hayvanların hayvanlığı halinde yani. Hayvanlar onlardan daha temiz. Bak ama biliyor. Biliyor, o Harun biliyor, ben de biliyorum ama o İtalya'ya da fazla gidiyor. Sabah gideceğim işte 5.30'da, 5'de çıkacağım, 8.30'da yine gidiyorum, 4.10'da. İtalya mı? Evet. Bak, bu çok evet. İyi biliyor. Bak, bilerek söylediği için bak. Hayvan bile değiller değil mi? Ama aslında işin kötü yanı, bugün Gebze'ye gittim, işte Yenikapı'ya gittim, metro ile falan da
Bizim metroların hali, yani insanların hali de Avrupa'dakilerden farklı değil, simalar çok sıkıntılı yani. Hangisi daha kötü? Acayip kötü abi. Yani. Mürtet. Avrupa burası mı abi? Çok acayip insanlar gördüm Avrupa yani. Avrupa kafir, bir iki müskiler mürtet olur. Acayip böyle rahatsız otikler gördüm yani. Simalar. Acayip simalar var. Onun için bilemiyorum ya, değil mi? Burada arabalar. Çok rahatsız edici gerçekten böyle yani. Burada mı? Acayip. Burada? Evet. Bu ilete karşı bulduğun ilaç, muvakkaten iptali his hizmete gören cazibedar oyuncakların ve uyutucu hevasat ve fantaziyelerindir. Yani senin bu ilacın senin başını yesin ve yiyecek. İşte beşer açtığın yol ve verdiğin saadet bu misale benzer. Yani ne oluyor? Şimdi bu Avrupalılarda şöyle bir şey var. Aslında Avrupalılarda değil. Bu Yahudiler diyorlar ki, yani Siyonistler, biz diyorlar Hristiyanları ve Müslümanları dinlerine dalacağız. Bak, Müslümanları demiyorlar. Hristiyanları ve Müslümanları dinlerine alacağız. Ben böyle Hristiyanlarla konuşuyorum. Biz de diyor Allah'ın inancı var ama diyor artık din şeyi kalmadı diyor. Kiliseye de gitmiyorlar diyor. Niye böyle oluyor? Çünkü şöyle. Basın yayın bunların elinde. Dünyada televizyonların %75'i bunların elindeymiş. Zaten filmleri de bunlar çekiyorlar. Sponsor da bunlar. Bunlar insanlara şöyle bir şey veriyorlar. Bir mutluluk tablosu çiziyorlar. Mutluluk eşittir diyorlar. Şöyle marka. Tamam mı? Şöyle havai tatili. Şöyle cinsellik. Böyle cinsellik. Tamam. Mutluluğu adam bu buluyor yani. Bütün bir 11 ay bir ay tatil için çalışıyor. Veya işte arabayı bir yere park edip müdür olmak için bir bakım için çalışıyor. Oraya müdür park ediyormuş. 10 sene çalışmış oraya park etmek için. Öyle çünkü yaşamları böyle adamları. Ha park. Evet park, o parka gelecek. O şef olacak oraya park edecekmiş. 10 sene onun için çalışıyor. Şef olacağım oraya park edeceğim. Ha arabayı öyle park edeceğim. Yani öyle akıllara ziyan basit saçma sapan dünyalık hedefleri var. Ne oldu? Körleştiler işte. Yani tamamen ahirete körleştiler. Bu dünyada da mutlu olamıyorlar. Bunları edenler de, bunların hepsine sahip olanlar intihar ediyor ya da erkekler erkeklikten bile çıkıyor. Çünkü artık Hasan abinin dediği gibi ruhların aradığı mutluluğu vücutlarında aramıyorlar. O da yok, öyle bir şey yok dünyada yani. Öyle bir şey. Dünyanın en iyi markasını giysen ne olacak? En iyi evinden ne yapsan ne olacak? En iyi havayla olsan ne olacak? En lüks arabayla intihar ediyor. Evet, intihar ediyor. Niye? Çünkü ama verilen o. Yani verilen o. Mutluluk eşittir bu. Tablo bu yani. Ve maalesef Müslümanlardan da kandırmaya başlıyorlar işte böyle bizimkilerden de maalesef yani. Hollanda'dan bir bugün haber geldi gene bizim arkadaşlarımız. İşte en meşhur bu marka var ya, David mi neymiş bir marka, elbise. Hı. Çin'de yaptı, öyle dünyanın her tarafına hakim. Adamın sahibi yani bugün intihar etmiş. Hocam. Veya bugün belli olmuş işte, evet öyle bu. İşte ne diyor Üstad? Bugün. Ama gafur maya satıyor mutlu. Elhamdülillah. Ben çok mutlu değil misin? Elhamdülillah. Ben dolmuşla gidiyorum, mutluyum. Onun şoförü var, bir sürü araba, intihar ediyor. Abi bizim hedefimiz var. Bakın, bekliyoruz. Ali çok kullanır bu şeyi. Abi diyor, pazar gününü ve çarşamba gününü diye dikkat çekiyorum diyor. Yani şimdi elhamdülillah. Şükürler olsun. Ne diyor? Bu ilaça karşı bulduğun ilaç, yani Avrupa'nın bulduğu ilaç, iptali hizmeti gören cazibeler oyuncaklar, uyutucu hevaset fantezilerindir. Senin bu ilaçın senin başını yesin, zaten yiyor ve yiyecek. İşte beşeri açtığın yol ve verdiğin saadet bu misale benzer diyor. Aynen böyle tarif ediyor. Bu nasıl yazmış ya? Hani bunu muhteşem bilmiyorum yazmış ama. Vallahi yani o üstad işte yazmış. Ne için üstad işte? Şimdi bize bakan bir yeni var. Şirksari Yenur'dan bahsediyorsa. Barla Laikası'nın 34'te. Demek oluyor ki Risale-i Nur manevi bir güneş. Her bir söz muhtelif kadirlerden nurani yıldızlar. Ve 32. söz 3 mevkufu ile bu yıldızların hepsinin üstüne parlayan bir enzara dikkati. Hah nahah üzerlerine celbeden halis nurdan vücuda gelmiş, birinci kadirden pek nuru, erbab-ı imana gülümseyen, ahsab-ı delalete haşmetle bakan, ahsab-ı derdi, gözlerini kör eden, delalete ahsab-ı kör, erbab-ı gafleti uyandıran, pek haşmetli, çok nurlu, birinci kadirden bir kevkeb-i nevvardır. Ne yapayım? Talebenizin dili bu kadar dönüyor. Yoksa bu sonik ifade o mübarek sözler için sarf edilmek layık olmadığını biliyorum. Burada kelkebi ne vardır bilmiyorum ama burada Risale-i Nur'dan bahsediyor. Ne diyor?
Erbab-ı imana gülümseyen, ahzabı delalette haşmetle bakan, yani delalette olan insanlar haşmetle bakan, gözlerini kör eden, erbab-ı gafleti uyandıran, gaflette olanları uyandıran, neler pek haşmetli, çok nurlu, birinci kadirden bir kevkebi nevvardır, diyor üstad. Nur saçarak hareket eden yıldızlar var ya, evet. O yıldızlara benzetiyor Risale'nin. O yıldızlar da evliyalara, peygamberlere benziyor. Çok aşk yani. Evet. Kutuplara benziyor. Biraz daha bakalım üstad demiş Risale-i Nur'la ilgili. Madem İslam alimleri hadis-i şerife göre dünya ikbal ve vesveselerin peşinde koşmadıkça peygamberlerin en emin varisleridirler. Biz de Risale-i Nur'u onun tam varisi biliyoruz. Risale-i Nur'un şahsı manevisi, hakiki varis olmanın esasını yaşamış ve yaşıyor. Onun karşısına çıkan körler ve sağırlar ve hissiz gafiler küçüleceklerdir. Böyle muazzam bir olgunluğa sahip olan Risale-i Nur, elbette bütün filozofları dünya ilim ve hak erbabını çağıracak ve her akıllı selim ve kalbi kerim olan mübarek insanların talebesi yapacak. Bu da inşallah uzakta değil, yakında tahap edecektir. Dünya ekseri filozofların ve alimlerin dediği gibi, yepyeni bir oluşun eşiğindedir. Dünya nurunu arıyor. Asayi Musa 250 demiş. Demek ki Risale-i Nur'un karşısına kim çıkıyorsa ne diyor? Onun karşısına çıkanlar kör, sağır ve hissiz gafiller diyor. Küçüleceksiniz diyor. Küçülecekler diyor. Dünya nurunu arıyor. Dünya diyor nurunu arıyor. Dünya nurunu arıyor. Evet. Evet, insan nihayetsiz şeylere muhtaç olduğu halde sermayesi hiç hükmünde, hem nihayetsiz musibetlere maruz olduğu halde iktidar hiç hükmünde bir şey. Yani hiçbir şey aslında, çok şeye muhtaçız. Hiçbir şeyde gücümüz yok yani. Her şeye muhtaçız, hiçbir şey gücümüz yok yani. Şu ters orantıya bak. Böyle. İnsan bazen böyle kaldı. Böyle bir an yaşadım ben yani. Böyle. Her şey yapacak bir şeysin. Hiçbir şey yapamıyorsun. Tıkandın yani böyle, tıkandın. Yani Allah vermeyince insan yapma ihtimali yok yani. Hiçbir şey ihtimali yok yani. Bunu hakka aleyküm ben biliyorum. Adeta sermaye ve iktidarın dairesi eline yetişirse o kadardır. Fakat emelleri, arzuları ve eylemleri ve belaları ise dairesi, gözü, hayali nereye yetişirse o girinceye kadar geniştir. Bu daire aciz ve zayıf, fakir ve muhtaç olan ruhu beşere ibadet, tevekkül, tevhid, teslim ne kadar azim bir kar, bir sade nimet olduğunu, bir nimet olduğunu bütün kör olmayan görür, derk eder. Bir şey sorabilir miyim abi? Bir girebilir miyim abi? Şimdi körlük demek yani her şey zıttıyla biliniyor ya. Şimdi bir görüyor olma özelliği olması lazım. Bunu kaybetmiş. Ha, bir doğuştan ama olmak var. İnsanlar hiçbir şekilde böyle değil abi, değil mi? Doğuştan ama değil. Maneviyata kör değil. Yani. Maneviyata, şimdi şöyle. İşte ondan da bahsedeceğim. Şimdi yani bir göz var, yani şunu anlatmak istiyorum. Bir göz var, bu göz görüyor. Ama bu göz sadece bizim bahsettiğimiz şu başımızın üzerindeki bu iki tane değil. O işte, ona çalışıyor. Ben, o cevap versin. Tamam, ona sorayım abi o zaman. Yani bakın, bir akıl gözü var. Değil mi abi? Var. Bir kalp gözü var. Evet, sorayım. Şimdi bunların akıl gözü zahire, kalp gözü gayba bakıyor değil mi abi? Ruh gözü var mı? Varsa nereye bakıyor? Mesela yani veya ne yapınca bunu kör ediyoruz? Bu dalalet sadece bizim, dalalet bizim akıl gözümüzü mü kör ediyor? Şimdi burada bunlar da anlattıklarının çoğunun cevap var. Nasıl kör oluyor? Nasıl körlükten kurtuluyor? Hmm. Kimler kör, kimler değil? Körler mi, kör mü? Niye kör? Hepsi yavaş yavaş inşallah geç. Biraz. Bakalım ben payı... Ben kör müyüm acaba? O sorunu tut, bak cevaplar var. İnşallah Allah nasip ederse bakalım. Yok. Ne demiş burada? Yani bu derece aciz ve zayıf, fakir ve muhtaç olan ruhu beşere. Yani insanlar. Çünkü değil mi? Biz de ruhu beşer. İbadet, tevekkül, tevhid, teslim. Ne kadar azim bir kar, bir saadet, bir nimet olduğunu bütün kör olmayan görür. Derk eder diyor üstad. Ha, ruh kör olmayan bu dört taneyi fark eder. Evet. İbadet, tevhid, tevekkül neydi? Dört tane.
İbadet, tevekkül, tevhid, teslim. İbadet, tevekkül, tevekkül, tevhid, tevhid, teslim. Teslim. Şu ruhu kör olmayan mı demiş? Evet, evet, bu işte. Hemen hemen zaten sana cevap geldi işte. Ruhu kör olmayan. Bu da şöyle dedi. Bak burada bütün kör dedi. Yani hem gözün kör değil, hem kalbin kör değil, hem ruhun kör değil. Bütün kör olmayan dedi. Evet. Hiç kör olmayan demek. Bak ruh diyor zaten. Bir de oku istersen ruhu. Evet. Şuranmış. Evet, insan nihayetsiz şeylere muhtaç olduğu halde sermesi hükmünde, hem nihayetsiz musibetlere maruz olduğu halde iktidar hiç hükmünde bir şey. Adeta sermaye ve iktidarın dairesi elinlere yetişirse o kadardır. Fakat emelleri, arzuları ve eylemleri ve belaları ise dairesi, gözü, hayali nereye yetişirse ve gidinceye kadar geniştir. Bu derece aciz ve zayıf, fakir ve muhtaç olan ruhu beşere. İbadet, tevekkül, tevhid, teslim. Ne kadar azim bir kar, bir saadet, bir nimet olduğunu bütün kör olmayan görür, derk eder. Bütün dediğine göre kör olmayan hepsini kastediyor. Tamam. 16. sözde şurada bir dua var. Okuyayım önce. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ emru izâ erâde şenye en yekûle levkûn feyekûn. Fesbânellezî biyelil melekûtu küllü şeyin ve ileyhi turcevûn. İtminanı nefsime medar olacak, zulmeti dağıtacak şu ayetin nurundan dört şuayı göstermekle kör nefsime bir basiret vermek için yazılmıştır. Bu yazılmış. Bu ne yapıyormuş? Kör nefsine bir basiret vermek veriyormuş. İşte eğer aklın sönmemiş ise, kalbin kör olmamış ise anlarsın ki bir şeyi kemali suret intizam yapan, her şeyi kemali nizam ve intizamla sanatkarına bir tek şey yapan, her şeyin saniyine hasfe ve haliki küllü şeye mahsus bir sekidir. Mesela görsen harika pişe bir zat, bir dirhem pamuktan 100 top çuha ve ipek ve patiska gibi mütenevvi sayı kumaşları o tek dirhem pamuktan nesk etmekle beraber helva, baklava gibi çok tahammülleri dahi ondan yapıyor. Sonra görsen ki o zat demiri ve taşı, balı ve yağı, suyu ve toprağı avucuna alır ve bir güzel altın yapar. Elbette kalpten hükmedeceksin ki o zat öyle kendine has bir sanata maliktir. Bütün anasır arziye onun emre müsahhar ve bütün mevalidir turabiye onun hükmüne bakar. Evet, hayattaki tecelli, kudret ve hikmet bu misalden 1000 derece daha aciptir. Sözler 412'de beşerden bahsediyor. İşte bunun için diyor, her şey ve her ve muhavereler ve sohbetler ve hikayeler bütün o manaları bir derece ders verecek bir tarzda cereyan ettiğinden, sahabenin istidadını tekmil ve fikirlerini temir ettiğinden, içtihat ve istinbatta istidadı kibrit derecesine nurlanmaya hazır olduğundan, bir günde veya bir ayda kazandığı mertebe istinbat ve içtihatı o sahabenin derece-i zekavetinde ve istidadında olan bir adam şu zamanda 10 senede belki 100 senede kazanmayacaktır. Çünkü şimdi saadet ebediye bedel, saadet dünyeviye medar-ı nazardır. İnsanlar şimdi dünyevi saadete koşuyorlar demek istiyor. Ona bakıyor, gözleri orada demek istiyor. Beşerin nazarı dikkati, başka maksatlara müteveccihtir. Tevekkülsüzlük içinde derdi maişet, ruha sersemlik ve felsefi, tabiye ve maddi akla körlük verdiğinden, beşerin muhit içtimaisi o şahsın zihnine ve istidadına içtihat hususunda kuvvet veremediği gibi teşettüt veriyor, dağıtıyor. Beşerin nazarı dikkati, akşam mahsusatları müteveccihtirler. Tevekkülsüzlük içinde derdi maişet, yani insanlar ekonomik dertleri var, Allah'a tevekkül etmiyorlar. Yani rızkın Allah'tan olduğuna da inanıyorlar ama bu konuda da belki hani nedir, aklen şey etmemişler, yani şeye gelmemiş, dimağın bütün mertebelerini kaplamamış. Ne oluyor? Ruhla sersemlik ve felsefi, tabi ve maddi akla körlük verdiğinden. Bu da ruhlarına sersemlik veriyor demek insanların. Ve felsefeyi, tabi ve maddi akla körlük verdiğinden. Beşerin muhit içtimaisi, o şahsın zihni hislerine içtihat hususunda kuvvet veremediği gibi teşeddüt veriyor, dağıtıyor. Yani ne oluyor? Bu insanlar dinine çok yapışamıyorlar. Çünkü ne oluyor? Zihinlerine ve hislerine kuvvet veremiyorlar. Bundan dolayı diyoruz da. Değil mi aslında?
Evet. Ruha körlük vermiş. Ruha körlük vermiş. Bir camı da açabilir miyiz böyle? Ruha körlük verdiği için derse de gelemiyor adam. Diyor yani. Derse gel, çağırıyorsun yani, işim var diyor. Ona zamanı verene zamanı yok diyor Hasan abinin tabiri. Ona zamanı verene zamanı yok. Bunu ben hiçbir şey atmıyorum Hasan abi. Bunu birebir kendi üzerime alıyorum ben. Ben ve bizim iş. Evet, yani bunu ben kendim birebir üzerime alıyorum yani. Bak çok güzel. 27. yüzyılda iştihat bahsinde Süfyan İbni Uyeyne'nin onu ile Süfyan İbni Uyeyne ile onun zekavati derecesinin birbirinin muvazenesini ispat etmişiz ki Süfyan'ın 10 senede kazandığını öteki de 100 senede kazanamıyor. 10 senede kazandığını öteki 100 senede kazanamıyor. Bu Süfyan şey. Yani Süfyan, 100 senede yani kazandığını bu 10 senede veya 1 senede kazandığını o kazanıyor dedi değil. 100 senede kazanamıyor. İsmi Süfyan ya, bizim gibi. 3 yaşındayken hıfz etmiş. Evet. 3 yaşında. 6 yaşında alimlerle oturuyor. 6 yaşında. Evet. Şimdi burada şöyle bir şeyden bahsediyor. Burada da okumak lazım. Çünkü bayağı bir yerde bu geçiyor. İşte o zerrette hangi zerreye bir nazar hikmetle baksan göreceksin ki basirane, mutazamane, semiyane, alimane sevk olan o zerreye kör ittifak, kanunsuz tesadüf, sağır tabiat, şuursuz esvap hiç ona karışamaz. Çünkü her birisi unsur-u muhitten tuta beden hücresine kadar hangi tavra girmiş ise o tarafın kavani muayenesiyle güya ihtiyaren amel ediyor, muntazaman giriyor. Yani dünyada hiçbir şey kendi kendine olmuyor diyor üstad. Yani buna kör ittifak, yani böyle bütün birbirini tanımayan her şey birleşecek, bir şey yapacak. Nasıl olacaksa. Kanunsuz tesadüf, sağır tabiat, şuursuz esbab. İşte istersen mümkün gafli. Göz önündeki bu hakimane, kerimane, rahimane, rezzakane terbiyeti ve o, bu acip ve harika mucize keyfiyeti ne ile izah edebilirsin? Senin gibi serseri tesadüfle mi? Bu da ateistlere çakıyor. Ve kalbin gibi kör kuvvetle mi? Ve kafan gibi sağır tabiatla mı? Ve senin gibi aciz, camit, cahil esbapla mı? Yani ona esbap dedi, insanlıktan da çıkardı. Diyor ki, senin gibi aciz, camit, cahil esbapla mı? Yoksa nihayetsiz derecede mukaddes, münezzeh ve mübara ve mualla, mualla ve nihayetsiz derece kadir, alim, semî, basir olan zat-ı hücreler, nihayetsiz derecede aciz, cahil, sağır, kör, mümkün, miskin olan tabiat namına verip nihayetsiz hata mı işlemek istersin? Hem güneş gibi şu parlak hakikati hangi kuvvet ile söndürebilirsin? Hangi perdeyi gaflet altında saklayabilirsin? Zira sağır tabiat hem bir kök kuvvetten mülhimal aldığı bir hisni hüzünü gamlar, alemi vahşet, alemi bir vahşet zar tanır. Başka çeşit göstermez. O surette gösterir. Hem mahsunu tutar, sahipsiz de olarak yabaniler içinde koyar, hiçbir ümit bırakmaz. Kendine verdiği şu hissi heyecanla gitgide ilhada kadar gider, tatile kadar yol verir, dönmesi müşri olur, belki daha dönemez. Kur'an'ın edebi ise öyle bir hüznü verir ki, aşikane hüzündür, yetimhane değildir. Felekül ahbaptan gelir, fakdül ahbaptan gelmez. Kainatta nazarı kör tabiat yerine şuurlu hem rahmetli bir sanat-ı ilahi odur medar-ı bahsi tabiattan bahsetmez. Kör kuvvetin yerine inayetli, hikmetli bir kudreti ilahi olan medar-ı beyan onun için kainat vahşetzar suret giymez. Bugünkü psikolojiyi tarif etti biliyor musun? Haritası. Tamamen psikoloji. Niye insan içi karamsar? Zaten şimdi söyledim. Onu söyledim biliyor musun? Diyor şimdi devamlı. Belki muhatab-ı mazlumun nazarında oluyor bir cemiyeti ahbap. Her tarafta tecavüp, her cemiyette tahayyüp ona sıkıntı vermez. Her köşede istinaz, o cemiyet içinde mazlumunu vaz ediyor. Bir hüznü müştekane, bir hissi ulvi verir. Gamlı bir hüznü vermez. Yetimhane bir hal. Yani kopuk, her şeyden kopuk, tek başımda. Düşün yani çöldeki bir insan gibi. Allah yok. Kainat birbirine girmiş. Hayat mücadele zannediyor. Herkes herkese saldırıyor. Kendi hayatını devam ettirmek adına
her şeye saldırıyor, mübah ediyor. Öyle bir edebiyat çizmiş yani, potse çizmiş. Boğaz'ın edebiyatı, Boğaz'ın gafleti. Hani böyle bir hal düşmüş. Yani bu öyle bir, böyle bir ortamı, böyle bir senaryonun içinde kim kendisi mutlu hisseder ki? Onun için herkes hasta. Hastayım zannediyor. Değil de işte onu çizdi başta. Çok güzel bir paragraftı. Ah, onu bir psikoloji dersi yapsaydım. Ne hikayeti? Maişet de müptela olabilir. Bil ki senin halindeki bereket dileği ve rahmet vesilesi ve musibet dafiyası, halindeki o istiskal ettiğin ihtiyar veya kör akrabandır. Bak, akrabaya kör dedim. Yani abi bu kör akraba diyor ya. Yok, kör akraba yani şey, kör akraban ya işte evindeki berekete vesiledir ama sen istiskal ediyorsun. Aşağıladın o adam var ya, işte bir hasta, felçli, işte bir de kör akraban. Yani akrabandan bir tanesi gelmiş sana bakıma muhtaç. Ama yani. Peki ehli gaflet de olabilir mi bu kör akraba? Yani... Kör akraba. Ona göre muamele edersin. Adamın isyan ömrü geçti. Kimsenin içine gelmez, bana bakayım. Olabilir. Tamam yani. Burada maddi kör de yani. Senin evinin hareketin vesile oluyor. Akraba. Ama kimse bakmıyor ki, yalnız. Körmüş, amaymış. Bakma. Mesela adam buna delil şudur. Namusuna, hayasına, eteğine dikkat etmemiş kadınlar yaşlandıkları zaman torunlarından, evlatlarından gelinen kimse hürmet etmiyor. Vicdani bir şeydir çünkü. Öyle bırakılmış, itilmiş, kakılmış. Öyle artist dedikleri hep tek başına ölüp gitmişler, biliyorsunuz. Evde ölü bulunuyorlar. Bir kısmı da intihar ediyor. O meşhur olan, o gayrimeşhur. Şimdi bir de babaannelerinize bakın. Babaannelere, teyzenize, anneannenize bakın. Bakalım ben de. Bak nasıl el üstünde, yani nasıl böyle ziyaret ediliyor, hele yazın değil mi köyde? Çünkü niye? Yani o değerlerine değer verince değer alıyor. Kadın, o babaanne, dede, kutsi ve ulvi değerlerine değer verince Allah da hepsini emri böyle şey yapıyor. Torun, git Fikret, git babanın önce, ama bir iş koyuyor. Ona bugün gideyim ya pazar. Ona kahvaltıyı anneannemle yapayım, annemle yapayım. Ha? Teyzene koyuyor bir duygu. Ya ben bugün geldim ya, Allah yaptırdı. Ya. Sevgiler. Siz bak, Hasan abi bir şey söylüyorsunuz. Yani siz değil yani, bazen oluyor yani. Bir şey söylersiniz ama hiç farkında değilsiniz ki cemaatte birisinin belki de hayatını değiştirecek bir kelam çıkmıştır ağzınızdan. Evet. Değil mi? Şimdi bu manada, şimdi o kişi için aslında siz bu körlüğü taşımıyor musunuz abi? Bilmiyorsunuz yaptığınızı. Bilmiyorum, evet. İşte bu akraba da aslında bana rahmet ama kendi bilmiyor, farkında değil. Belki... Ben, o da var. Hem de ne kadar var. Ne kadar var. Mesela bizde de var, bir Müslüman, bizim yani grupta demeyeyim de utanıyorum o grup demekten. Bunun camiasından bir abimiz, yani hizmet etmiş, beni şahitsiniz. Yani ama vesaire hasta olmuş, hastalığı çeşitlemeyeceğim. Bak senelerden beri bizim altını alıyorlar, bizim vakıf kardeşler. Değil mi? Bakın tertemiz. Vesaire. Şimdi... O bilmiyor yani. Bilmiyorum. Mesela öyle, peki nedir o? Yani acayip bir şey. Allah kimseyi kimseye yüklemez. Onun vasıtasıyla ne kadar belalar defoluyor, ne kadar rızkınız geniş oluyor, kalbine ferahlık veriyor. Yani o biraz bar gibi, yani yük gibi görüyorsun ama aslında o gitseydi şu anda evin hepten berbat olacaktı. Zaten şovun devamı öyle. Devam. Sakın demedim, maişetim dardır, idare edemiyorum. Çünkü onların yüzünden gelen bereket olmasaydı, elbette senin dik ki maişetin daha ziyade olacaktı. Bu hakikati benden inan. Bunun çok katı delillerini biliyorum. Seni de inandırabilirim. Fakat uzun gitmemek için kısa kesiyorum. Şu sözüme kanaat et. Kasem ederim ki şu hakikat gayet katidir. Hatta nefs ve şeytanın dahi buna karşı teslim olmuşlar. Nefsimin adını kıran ve şeytanımı susturan bir hakikat sana kanaat vermeli.
bakmakta yükümlü olduklarım için sakın bunlar benim maaşlıkımlardır, ithal edemiyorum demedim. Bak sanki ben izah ettiğim şey sanki size devam varmış. Devam da okuyorum. Rüyayı sadıka hissi kalb el-vuku'nun fazla inkişafıdır. Sadık rüyalı. Hissi kalb el-vuku ise herkese cüz'i külli vardır. Hatta hayvanlarda dahi vardır. Hatta bir zaman ben bu hissi kalb el-vuku zahiri ve batını meşhur duygular ilave olarak insanda ve hayvanda sayka ve şayka namide iki aynı samia ve basra gibi iki his ahire ilmen bulmuştum. Ehli dalalet ve ehli felsefe o gayri meşhur hislere hata ederek ahmakçasına sevki tabi diyorlar. Hatta sevki tabi değil, belki bir nevi ilham-ı fitri olarak insan ve hayvanı kadir-i ilahi sevk ediyor. Mesela kedi gibi bazı hayvan gözü kör olduğu vakit o sevki kaderiyle gider, gözün ilaç olamatı bulur, gözüne sürer, iyi olur. Demir Hasan abim de dişe işte. Babaannesine torununu gönderiyor Allah Celle Celaluhu. Ne oluyor? Sevki ilahi oluyor yani. Bak kör kedi gidiyor, gözüne iyi olacak. Otu buluyor, sürüyor. Bazılarında işte isi kalben hukuk fazla inkişaf etmiş. Ben rastladığım için söylüyorum. Toruna diyor ki, oğlum bakar mısın, kızım bakar mısın? Falanca geldim. Baba ne dedi ya? Gözüyle basardı ya. Bak oğlum, bir kızım bak, geldim. Çamdan sonra babası anlatıyor. Rengimenin gitmiş torna. Babası diyor ki, babaanne nereden dedin park ediyor diyor. Araba park ediyor diyor. Üçüncü kattan bakmış park ediyor. Babaanne onu nereden girdin? Bilmiyorum oğlum kızım dedi. İçim öyle geldi dedi. Yatalak ya. Pekala hisse kalbel bu konunun biyolojik olarak bir açıklamasının olması onu Allah'ın yapmadığını göstermez değil mi? Tayaralda. Deneklere onlar görmeden resim bekletiliyor tamam mı? Denek görecek onu. Görmeden önce tepki veriyor vücudu ona. Kötüyse kötüye göre tepki veriyor, iyiyse iyiye göre kesinlikle tepki veriyor. Aynen öyle. Ha, yani az önceki kör ve sağır tabiat vardı ya. Ha. Kör ve sağır tabiatta kurallarla işliyor ya. Kurallarla işliyor. Sanki şöyle bir şey oluyor. Sanki kurallar, yani Risale-i Nur'daki anlatımı biz şöyle yorumluyor gibi oluyor muyuz acaba diye soruyorum. Kurallar hiç yukarıdan bir değnekle bir şeyleri yönetiyor. Onların hiçbir anlamı yok yukarıdan. Aslında şöyle değil mi? Yani Allah, evet Allah icra ediyor ama kainattaki kurallarla, evrensel kanunlarla bunu yapıyor. Evrensel kanunların olması Allah'ın yapmadığını göstermiyor. Haşa. Zaten benim görebiliyor olmam, benim kör olmamam o kuralları kimin yaptığını anlayabiliyor olmamla alakalı bir şey. Onları ben anlam yükleyebiliyorsam demek ki orada takılı kalmadım. Evet. Yani kuralı görüyor. Kafir mümin fark ediyor. Hepsi kuralla işledin tamam. Amenna. Allah Resulü de öyle. Yani Fatıma dahi olsa bunu böyle yapardır diyor. Kural işliyor. Yani körlük şurada. Bu kuralı sahibine veriyor vermiyor. Sanki bizde de şöyle bir şey olmuyor mu? Kurallar hiçtir. Onların hiçbir anlamı yoktur. Onlar sıfır Allah yapıyor. Ben böyle çok karşılaştığım için... Ha bu şey, bu da var, bu da var. Şöyle bir şey, esma hükmünü icra ederken sebepli çalışıyor. Ama benim hafız var mesela, saf, temiz. Öyle mektepler şu burada, cemiyette bozulmamış. Öyle esmaba hiç takılmamış. Direkt o inkişaf ettiği için ruhu, evet, sebepsiz tecelliye alışmış. Allah yapıyor diyor mesela. Buna uçakta yani Allah ne güzel yaptı diyor. Ya bu uçağı Allah yapmadı, insan yaptı diyorum. Yani niye anlamıyorsun, Allah yaptırdı diyor ya. Keşke öyle olsak. Şimdi ben de şimdi utanıyorum. Ya kabus bunu Allah yapmadı, Allah yapsaydı kusurlu olmazdı, buna kusur var. O bak dedi. Evet tabii ki insan çaktı ama dedi. Allah yaptırdı diyor, yapana bırak artık diyor. Peki niye eksik var dedi, biz bu kadar layıktık da o kadar verdik. O bana göre daha yukarıdan bakıyor. Ama ben geneli söylüyorum yani. Geneli şu. Allah esmasını hükmünü icra ederken esbaplı çalışıyor. Aynen öyle. Sistem çalışıyor. Sen kafir mümin fark etmeden şurada 5. katan atlarsan hepiniz yere çakılacaksın. Demek ki senin yukarıdan değnekle bir şey olmuyor. Yani. Yok öyle değnek olmuyor. Yani. Değneği kendisi. Sistem çalışıyor. Peygamber'e bile çalışıyor bu sistem. Evren, hiç kimse fark etmez. Kanunlar. Allah sonradan gitti, bak balığın içine soktu 40 gün.
40 güna 7 küsür sene, 17 sene mi ne Eyüp Aleyhisselam? Ya 7 ya 17 sene şey yapmış. Hasta Eyüp Aleyhisselam. 40 gün Yunus Aleyhisselam balığın içinde hapsetti. Ha? Ne diyor bu Şemsettin abi ya? Ne diyor? Bak Şemsettin. Ben 39 yıldır diyor balığın içindeyim. Doğru demiş. Devam. Kör kuvvet ne aslında? Yani kuvvet var ama kime ne yapacağını, nereye gittiğini bilmiyor. Bilimsiz, aynen öyle. Kendisi bir şey yapma kudretine sahip değil, bilgiye sahip değil, onu yönlendiriyor. Sistemin adı kuvvet. Ama ne yaptığını bilmiyor, kime yapıyor. Mesela diyelim ki ağaç kördür. Ama gözü hayret edecek, hayran kalacak çiçeği yapıyor. Kime ne yaptığını bilmiyor. Az önce hücrelerde dedik, hücrelerde doku oluşturmayı bilmiyor ki yani. Bilmiyor. Vücudu oluşturamaz o. Demek ki yönlendiriyor. Yönlendiriliyor. Sistemin kendisi kör. Yani mesela şu gül var ya gül, şu gül. Bunu yapan gözü olması lazım. Koku yapan burnu bilmesi lazım. Sesi yapan kulağı bilmesi lazım. Şimdi bu gülü yapan kör olabilir mi? Olamaz. Ama zahirde sistem yapıyor. Sahir, sistemin kör oluşu, sistemi arkadan birisi gördüğünü gösteriyor. Yani sisteme takılırsan, öyle 12. sözde var ya, bu bir kitabı vermiş hem Müslüman alimlere hem kafirlere. Ötekisi sırf böyle sisteminden, sanatından, ilişkisinden yazmış. Ötekisi de bunu yapan zatın nazarıyla bakmış. Evet, malum işgal ettim. Şimdi burada ne diyor Üstad? Bak, dehaya ne diyor? Seni bu hataya edip vartıya düşen bir gözü dehandır. Dehayı tek gözü yaptı. Yani harika menüs hus zekandır. Yani imanı görmeyen, hakikati görmeyen deha tek gözlü oluyor. O kör dehan ile her şeyin hariki olan Rabbini unuttun. Memhum bir tabiata isnat ettin. Asarını esbaba verdin. O harikın malını batıl mahmut olan tağutlara taksim ettin. Şu noktada ve o dehan nazarında her zihayet, her bir insan tek başıyla hadsiz adaya karşı mukavemet etmek ve nihayetli hacatın hadsine çabalamak lazım geliyor. Zerre gibi bir iktidar, ince tel gibi bir ihtiyar, zahir lema gibi bir şuur, çabuk söner şuuri gibi bir hayat, çabuk geçer dakika gibi bir ömür ile o hadsiz adaya ve hacata karşı dayanmaya mecbur oluyor. Halbuki o biçare zihayetin sermayesi binler mahluklardan birisine kâfi gelmiyor. Müsibete giriftar olduğu zaman sağır kör esbaptan başka derden derman beklemiyorlar. Yani bu öyle var ya işte, anlatıyorum ya. Abi dayanmıyorum, biliyorum ama. Abi diyorsunuz ya, bakın küfür ve şirk başka. İnkar değil yani bunlar abi. İşte bunlar tek gözü kör abi. Çünkü görüyor, ikinci bir yolu kendisi çıkartıyor. İnkar bütün körlük oluyorlar. Evet, evet. Bütün Hollywood bu işe çalışıyor yani. Bir musibet geliyor dünyaya, uzaylı muzaylı bilmem ne. NASA'dan atılmış, itilmiş, kakılmış. Adam dünyayı kurtarıyor. Nasıl oluyorsun? Ne diyor Üstad? Müsiplere girsen olduğu zaman sağır kör esbaptan başka derde derman beklemiyorlar ya. Anladın mı? Beklemiyor. Ve ma dua'u el kefirune illa fi delale. Sırrına mazhar oluyor. Ne yapacak ki? Dalalette olan nerede dua? Ne isteyecek ki? Kimden ne isteyecek? Kafirin duası yok ki. Doktorlar bana söz verdi, beni kurtaracaklar diyorlar. Doktorlar bana öyle söz verdi. Öyle diyor. Kim dedi? Bunu bir hasta dedi. Yani evet, bizim o taraftan birisi. Hadi ne dedi? Doktorlar söz verdi, beni kurtaracaklar. Doktorlar bana söz verdi, beni kurtaracaklar. Ey İngiliz abi. Allah Allah. Doktor gülüyor. Önce kendisini kurtarsın. Başıma geçmiş, bir şey anlatayım mı? Müsaade ederseniz. Şimdi bak, şeye gittim. İlk hasta, doktorların lokali var ya. Lokali orada. Lokali. Bir doktoru sordum.
Dedi ki, ne arıyorsun dedi. Hani onu arıyordu. 5-6 kişi vardı, tam oradaydı. O dedi, dedim selamun aleyküm selam, buyurun dedi. Ben falan doktoru arıyorum dedi. Böyle arkadaşım, niye arıyorsun sen, bir işin mi var, ben yapayım dedi, yardımcı olayım sana. O yok dedi şimdi. O yok dedi, ben sana yardım edeyim dedi. Bir işin var ona. Çok etkilendim ya. Ki yok dedim, Allah razı olsun, eksik olma dedim. Öyle bir işim yok da, o benim dostum dedim. Bir halatını sormak için ziyaret ettim, geçiyordum. Kafayı eğdi, hepsi birbirine baktı. Dönüm bana, nasıl dostusun dedi. Bir ay oldu vefat edeli dedi. Sen hala onu bilmiyorsun dedi. Hmm. Onun için ben yardım edeyim deyince, biz de arkadaşıyız dedi. Ben de dedim ki, hakikaten mi vefat mı etti? Evet dedi, nasıl bilmiyorsun? Allah Allah dedi. Doktor da ölüyormuş dedim ya, hiç ihtimal vermiyordum da. Allah onun için Allah. Dedi. O kontropide nasıl yaptınız bu hareketi? Ya ben, yok şey ya, o anda şaşırdım ya. Allah Allah, doktorlar da mı ölüyor dedim. Ama etkilendim yani, çok etkin, çok seviyordum. Ondan sonra, doktorlar da mı ölüyor dedim ya. Fakat feci bir dert olmuş ya. Ondan sonra dedi ki o, ne diyorsun sen dedi. Böyle, ne diyorsun sen dedi. Aynı ikide sitem. Yok dedim ya, kusura bakma dedim, belki rencide ettim ama dedim, doktorların öleceğini ihtimal vermiyordum onun için dedi. Ben kafayı yedi, sen de haklısın dedi. Ondan sonra durdu, nasıl bakıyor. Oraya sanki 3-4 kişi, 5 kişi neydi, konuşuyorlar yani. Arada şeydi, o yana şeyler. Sanki oraya dinamit attım yani. Doktorların öleceğini bilmiyordum. Çünkü ölmemek için onlara koşuyoruz. Onlar da ölüyorsa vay halimize. Allah Allah. Bu batmış ki kadar sana maşallah. Ama acayip ondan sonra gidiyordum. Ya uzun tabii de. Bir dakika durur musun? Sen gelir misin? Var, eğer zaman varsa şu sandalye al. Kimsin dedi. Çok etkili. Ben dedim, ben de sizin gibi tamirciyim ama başka sahada tamirciyim dedi. Ondan sonra 50 dedi tamirci oldu dedi. Ondan sonra anladı tabii canım, şey değil ki. Ondan sonra başladık sohbet etmeye. O nasıl hala batırmışlardı, kare vardı, indirdi. O benim Müslümanım hepsi. Ondan sonra böyle hikmetli cümleleri söyleyince Risale'den böyle. Bir tanesi orada falan dedi ki, ay be Risale'nin'e bak dedi ya, şu cümlelere bak diyor. Evet. Bildi mi? Bir tanesi bildi. Diğeri de güldü de. Yani müsbetlerdi. Ondan sonra bu bizim hadiseden önceydi. Epey çocuk önce. Ondan sonra anlattı bana. Yani ben hakikaten o beni çok etkiler yani. Çünkü çok seviyordum. Hani bir hafta yok ki birbirimizi ziyaret etmeyelim. Şöyle düşün ya, kafasına bir şey taktı, nöbetçidir. Tamam, nöbetçi gelecek. Hiç unutmayayım Cenab-ı Hak. Zeytinburnu'dayız ya. Bu kadı sen. Hasan kardeş ayakta mısın dedi ya. Ha dedim ben ayaktayım dedim ya. Ya dedi, iki doktoruz dedi, hemen dedi biraz sıkıldım demek ki, bir şey gelmiş. Hurda kaç bir şey gelmiş. Ya dedi hemen geliyorum dedi, kapıyı zile bastırmadan geç ya, sen bana aç dedi. Abi öyle bedava gelme dedi. Kabukluyu getir, ben sana çay yapıyorum. Kabukluyu senden, bizim kabuklu fıstık var ya. o dedim, ben böyle bir statifi yapıyordum. Gece gelirdi, zile basmalar, böyle seviyordum ya. Ama onu da ölmesi, inanıyorum ki doktorlar da ölüyor. Ya. Evet Tanrım. Biraz daha devam edelim. Ehli hidayetin rekabetkarane ihtilafı. Akıbeti düşünmemekten ve kasr-ı nazardan olmadığı gibi. Vay vay. Ehli delaletin samimane ittifakları, akıbet endişlikten ve yüksek nazardan değildir. Belki ehli hidayet, hak ve hakikatin tesiriyle nefsin kör hissiyatına kapılmayarak, kalbin ve aklın dur endişane temayül yuvalatına tabi olmakla beraber istikameti ve ihlası muhafaza edemediklerinden o yüksek makamı muhafaza edemeyip itilafa düşüyorlar. Demek ki ihtilaf eden, tenkit eden, ağzı tenkit, eleştiri yapan ki iki sıfatı var. Bir, ihlası muhafaza edememiş, bir de istikameti bozmuş.
Evet, istikamet. Thank you for everything. Asıl, bana deseler ki, asıl salgın hastalığın değil. Birisi Ebola, AIDS diyeceğiz, kanser diyecek. Ne bileyim, şeker diyecek. Hayır. Asıl hastalığı neymiş? Thank you, thank you. Thank you. Herkeste var ama herkeste şey yok, şeker yok. Herkeste tansiyon yok ya. Bende yok. Ha bak, yok. Thank you, yok. Ya bu thank you, öyle bir salgın bir şey ki. Bak istikameti bak. İhlası bil, ihlası koruyamamaktan. Kalbin ve aklın, şuradan başlarsın abi. Kalbi ve aklın, dur endişenli temayülatına tabi olmakla beraber evet. İstikameti ve ihlası muhafaza edemediklerinden. Yani akıl ve kalp bütünlüğünü kaybedince, istikametini kaybediyor, ihlası muhafaza edemiyor. Akıl ve kalp bütünlüğü. Çünkü tenkit, aklın gevezeliğinden diyoruz tabi. Ya Rabbi ya, bizi muhafaza et. Amin. Amin diyen bütün Müslümanlar, bütün Müslümanlar ya Rabbi. Bu tenkit hastalığında muhafaza et ya Rabbi ya. Böyle bir dersimiz var Yasin, tamam mı? Böyle asın hastalığı tenkit diye. Bir yani şey var. Bir de şeyi dinlemenizi isterim, ben çok istifade ettim. Veya 8 veya 9'dur, vefa. Vefa dosta ah baba falan değil, Allah'a değil. İlk önce kendine nasıl vefasızlık oluyor? Çok hoş bir şey, 15-20 dakikalık bir ders. Bir dinleyin yemek, 13 dakikalık. Evet. Ehl-i delalet ise nefsin ve hevanın tesiriyle kör ve akıbeti görmeyen ve bir dirhem hazır lezzeti bir batman ilerideki lezzete tercih eden hissiyatın muktezatıyla birbirine samimi olarak muaccel bir menfaat ve hazır bir lezzet için şiddet ittifak ediyorlar. Yani ehl-i dünya var ya, akıbeti görmüyorlar tabii, körler ya bunlar. Hemen bir basit lezzet için hemen birleşiyorlar. Biz ise hemen böyle peşin lezzet için. Biz yani. Arkadaşlar biz ahiret, ustad öyle diyor, biz dünyayı dostluk edilmiyoruz. Vallahi billahi tallahi hepimiz ahirette beraber olacağız ya. İnşallah. He ya, ne yapıyor ki basit dünyevi bazı şeylerle, beşeriyetimizin iktizasıyla, günahlarımızla ucuza ve çabuk birbirimizi terk ediyoruz ki bak. Bu iki tane, ucuz ve çabuk. Biz ahirette beraber olacağız ya. Yani önce gittim, sonra gittim. Ne fark eder arkadaşlar? Buraya bu dersen, tılsın dershanesine önce gelen var. En son Yasin mi geldi? İlk önce kim geldi? Daha mekan sahibi değil. Ondan sonra kim geldi? İlk gelen, Gafur'dan sonra. İlk ben geldim abi. Yasin. Koştu. Şey, Erdinç. Erdinç abi, Erdinç'ten sonra ben, sonra Fatih. Ha, ooo, Erdinç nereye gitti? Ha, anladım. Ha, şurada. Şimdi, bak, niçin söyledim biliyor musun? Bunu niye söyledim? Bu kabir de öyle ya. Birimiz önce gideceğiz, birimiz sonra gideceğiz. Ama aynı yere gideceğiz. Hı-hı. Aynı yere gideceğiz kardeşim. Siz biz ne yapacağız ki? Ben siz orada ne yapacaksınız ki? Ahirete gideceğiz derken abi cennet cehennem ayırıyorsunuz değil mi? Tabii canım. Hayır cennet cehennem, bizim cehennem ayrı, bizim cennete gideceğiz hepimiz. Ayrı gideceğiz, tamam bunu biliyorum. Çünkü Allah böyledir benim Rabbim. Allah diyor, benim Rabbim böyledir. Benim dostlarımı benden ayırmayacaktır. Allah. Beni de onlardan ayırmayacak, onları da benden ayırmayacak. Çünkü ben dünyada onun rızasından başka rıza takip etmedim. Ölüme dahi olsa. Öleceğimi bildiğim halde, özür diledi de, boyuna eğmedim. Sırf onun rızası için. O bana kızar diye. O zaman ben de ondan bir şey istiyorum. Ya Rabbi dostlarımı benden, o dostlarıma da beni, onlardan beni, benden de onları ayırma ya Rabbi. Ya hiç latife yapamıyorum. Biraz böyle derste latife yapalım. Devam etsin. Etmesin abi, dur ya. Biraz latife yapalım abi. Evet. Adını söyleyeyim. Bir dakika. Hasan abi bana demişti ki bir derste, çok tesir etmişti bana ama. Herkesin mülkenlikini onun tanıdığı olarak gelecek. Ya da hayatının bütünlüğünü çorba yap, sırf o sana gelecek. Döndü. Ben de kalbimden diyordum ki bana Hasan abi gelsin. Döndü dedi, Gafur sana da ben geleceğim. Allah'a ekber. Ya ondan sonra her gördüğünüzde çıtık atıyorum kendime. Acaba bu esas mı diye. Her gördüğünüzde çıtık atıyorum kendime. Sen çağırırsa gitme. Mesela ben bir ders bize vereceği zaman sıkılıyorum bazen. Ben sana diyeyim ya. Yani beşeri böyle şeyler yok bildiğimiz meşru helal şeylerimiz olmayınca. Biz de sıkılıyoruz yani böyle. Beşeri şey var, sıkılıyoruz. Bazen böyle bir ustad, bazen bir X, bazen bir
Bazen de gündüz ortası, inan Allah yemin ederim, böyle bir ses böyle ya, dershanede böyle, talep ediyorum bir şeyi, ses de cevap veriyor. Allah Allah. Bir garip ya, garip bir dünya. Yani niçin duygulandım? Yalnız değiliz. Yalnız bırakmıyor hiçbir zaman. Bunu Allah yaptırıyor. Yani bir ses geliyor. Yani aynı böyle ya. Volta atıyorum, çözmeye çalışıyorum yani. Dershanede bırakıyorum kalemi. Çözemiyorum. Volta atıyorum böyle. Böyle. Ürküyorum. Ürkeliyorum yani. Ama korku diye çok güzel oluyor. Böyle bana şey veriyor böyle. Yalnız değil. En kuvvetlisi hapiste olmuştu. Bizzati ustad. Bizzati ustad. Sabırlı ol. Acele etme. Sabırlı ol. Sabırlı ol. Ama keşke demeseydik onun şeyi, sitemimizi. İsa aleyhisselam Allah'a dedi ya, çarmıha şey yapacak, sonra onu değiştiriyorlar formatı ya. Allah'a şöyle dedi, bozulmuş Tevrat ve İncil'de de yazıyor. Ya Rabbi beni niye bıraktın? Beni bunların eline niye bıraktın? Dedi. Dedim, herkes şey, Müslümanlar bize zarar verdi diye, böyle niye söyledin diye. Müslümanlar düşman. Malum kesim düşman. Hiç kimse dost değil ya. Bütün dünya kopuyor, herkes aleyhinde. Bütün, yani kimse psikolojisi dayanmaz ya. Bütün dünya vesaire. Yani bir sıkıntının portresini çizdim de, boşuna gelmiyor tabii hocam. Sonra öyle dedim yani, öğle namazında, gündüz ortasında, namaz kılarken, böyle ağlayarak, beni niye bıraktınız dedim. Yoksa siz de onlar gibi mi düşünüyorsunuz? Onu dedim biliyor musun? Yani dışarıdakiler gibi zarar verdiği hizmete, İslamiyet'e denmemesi gerekiyor falan. Oysa ya Rabbi, İbrahim Aleyhisselam'ın hayatı, peygamberin hayatı, ustadın, eski ustad ve Risale'deki aksiyon ustad, hepsi ortada. Ya ben yanlış mı yaptım? Ya Rabbi beni niye bıraktınız? Derken böyle ustada böyle şey var, böyle naz var edeyim. Sabırlı ol. Sabırlı ol. Sabret. Sabırlı ol. Böyle bir cesaret geldi ki. Bütün böyle şeyler göğsüne geliyor bu bombalar. Bütün sıkıntı düşüyor, geliyor, sönüyor. Hani sıcak bir yere kar tanesi düşer de söner ya. Ben bir sen şey anlatmayayım. Kendi şaşa, tabestan öyle bir derdim yok. Kendimi Ahmet Mehmet diye anlatma derdim yok. Yalnız değiliz demek istiyorum. Anladınız mı? En dertli, bodrumda dahi olsanız yalnız değilsiniz. Değilsin. Bir kere Allah'ım var. Ben onu Allah'a dedim zaten. Ya Rabbi bunların eline beni niye bıraktınız? Yanlış mı yaptım yoksa? Ya ustad beni niye bıraktınız? Ondan sonra sabırlı ol. Sabırlı ol. Sabırlı ol. Dedi. Dedikçe üstümden böyle pompayla basmışlardı ya sıkıntı böyle. Yani bütün şey. Sabırlı ol. Hepsi gitti. Oğlum bütün dünya gelse kaç para eder var ya. Kürüyorsa o bombalı patlasa. Göğsüne geliyor sönüyordu ondan sonra. Ondan sonra bir tamir verdi. İnsan acizdir diye. Niye böyle? Acizdir de insan acizdir. Yalnız değiliz. Yalnız değiliz. Gizli bir mutasarrıf-ı zat, nazar-ı dekaiki aşinasıyla her halimize nazar ediyor. Böyle inanmak, böyle bilmek bize yetmez mi ya? Allah her şeyime muttali. Keyif veriyor. Bazen konuşur, ne olur yani de kimse yokken. Ben birisi olursa şey yapmayın çünkü deli derler. Tamam, kafayı yedi derler. Ya Rabbi, Allah ile konuş inan ya, ne olur konuş. Allah rızası. Ya Rabbi, sana sorulmaz nasılsın da, ya Rabbi, ya bunu istiyorum ya, bunu nasip etsen bana ya.
Bazen nasıl şey var. Ya Rabbi bunu istiyorum, verir misin yok. Bunu istiyorum ya. Senin için bir şey değil, bana bunu ver. Ama sonra verince de pişman oluyorsun çoğunlukla. Evet, çünkü onu yapmayın. Verdiği zaman ya Rabbi, evet haklısın, vermemek değil ama... Mahcup oldun. Mahcup. Hadi bakalım. Sana 15-20 dakika fazla vereceğiz. Biz gerisi yaptık. Tamam, şimdi devam ediyorduk o yere kaldığımız yerden. Bu da çünkü bayağı güzel bir şeylerden bahsediyor. Bizimle alakalı şeyler de var. Evet, dünyevi ve hazır lezzet ve menfaat etrafında aşağı, kalpsiz, nefisperestler samimi ittifak ve itaat ediyorlar. Dünya için bütün herkes birleşiyor yani. Ehli hidayet, ahirete ait ve ileriye mütalik semerat uhreviye ve kemalata kalp ve aklın yüksek dusturuyla müteveccih oldukları için esaslı bir istikamet ve tam bir ihlas ve gayet fedakarane bir ittihat ve ittifak olabilirken enaniyetten tecrüt edemedikleri için ifrat ve tefrit yüzünden ulvi bir menva kuvvet olan ittifakı kaybedip ihlasta kırılır ve vazife uhreviye de zedelenir. Kolayca rızayı ilahi de elde edilemez. Bize neresi geldi şimdi? Yani çok kolay ittihat, ittifak olabilirken ne oluyormuş? Enaniyetten tecrüt edemiyormuşuz. İfrat ve tefrit yüzünden ulvi bir menba kuvvet olan ittifakı kaybedip İhlas da kırılır, vazife-i uhreviye de zedelenir. Kolayca rızayı ilahi elde edemez. Yani enaniyet olmaması lazım. Enaniyet oldu mu? Her şeyin başı herhalde bu. İfrat ve tefrite götüren de bu enaniyet olsa gerek. Değil mi mesela? Evet. Ben demeden. Allah muhafaza. Ben. Allah bile ben demiyor. Çoğu zaman. Biz diyor. Böylelikle konuşmayı öğretiyor. Biz diyor ya. Hasan abi, geçen bununla ilgili birisi sordu. Niye biz diyor? İşte o nurdersi.com'a gitsin de Allah biz, biz ve ben, biz ne diyor? Evet. Bir gir bir satır derstir. Bir tanesi de buydu işte. Bir konuşmayı üretiyor. Hemen kısaca, her bir esma ben diyor. Rahman ben, değil mi ben? Rahim ben. Benleri toplarsan ne olur? Adını unuttum, neydi adın? Aziz. Aziz. Mesela Rahman iş yapıyor değil mi kainatta? Rahim yapmıyor mu? Kerim de yapıyor. Adın, bütün isimler hepsi ben olsa. Benleri topladığın zaman ne olur Aziz? Abdülaziz ne olur? Biz olur. Biz olur. Bütün esmanların ceminden dolayı biz diyor. Tek esmayı konuşunca ben diyor. Sebepli tecelliye biz diyor. Sebepsiz tecelliye ben diyor. Kainatın ilk yaratılışındaki ayetlerde ilk yaratılışında ben diyor. Sonra iade etmelerde biz diyor. Biz yağmur indirmedik mi? Hangisi? Rahman, Latif. Latif yok mu orada? Sani yok mu? Her bir resman diyor ki ben. Latif diyor ki ben. Rahim diyor ki ben. Adil diyor ki ben. Bütün esma toplayınca? Esma şey zannetmeyin ha. Esma canlıdır, ruhludur, şuurludur. Esma ya. Esmanın cilvesi bizde hayat olacak, şuur olacak, idrak olacak, akıl olacak da. Çünkü esmadan geliyor bizim aklımız. Benim aklım esmadan gelecek, esma akılsız olacak. Oğlum, her bir esma ben diyor. Bütün esmalar ne yapıyor? Biz diyoruz. Tamam. Evet. Bu da bir saatlik çeşitli örnekler var. Belki de 20-30 tane örnek var. Evet abi. Hem ehli imanın göz hastalığı perdesi altında, yani kör olmasında pek mühim bir nur ve manevi büyük bir göz olup, birkaç sene dünyanın hazinane fani bir güzelliğini fani bir surete seyredecek fani bir göze veder. 40 göz kuvvetinde ebedi gözler ile ebedi bir surette cennette cennet levhalarını seyretmesi daha evla olacağını beyan eder. Haşiye var. Bu devanın tesirindendir ki misafireten bir köye gittiğimde orada gözsüz Mehmet Asmin'de bir zat gözün hastalarından şikayeti üzerine yanımda bulunan hasta risalesinin 14. devasını okuyunca onu manevi tesirle o zat dedi ki keşke ben bu sevabı ve manevi bu kazancı bana açan bu hastalığına şikayet etmeseydim diye nedametkârâne bir şükür kapısına döndü. Onun için o hastalık onun hakkında bir rahmet-i ilahi olduğunu katiyi anladı. Şimdi lemalarda bir şey bahsediyor. İşte o merhume 40 gün varlığın hazinane bağlarına dikkatli ihtiyarlık gözüyle bakmasına bedel.
kabrinde cennet bağlarını 40 bin günlerde seyredeceğini kazandı. Çünkü imanı kuvvetli, salati şiddetliydi. Evet, bir müminin gözüne perde çekilse ve gözü kabalık kabire girse, derecesine göre ehli kuburdan çok ziyade o alemi nuru temaşa edebilir. Bu dünyada nasıl çok şeyleri bizi görüyoruz, kör olan müminler görmüyorlar. Kabirde o körlere imanla gitmiş ise o derece ehli kuburdan daha ziyade görür. En uzak gösteren dürbünlere bakar, elinde kabrinde derecesine göre cennet bağlarını sinema gibi görüp temaşa ederler. Temaşadan bir tane misal vereyim mi? Hem istifade hem bir sorumuz, sıkıntımıza cevap al. Ben mesela ölüm, sekeratı, can vermeyi bugünlerde soruyorlar da dehşetinden falan bahsediyor. Ben o görmeyi var ya böyle rahmetine, ben de şöyle oluyor son bir senede. Hani Risale'yi beraber mutala ediyoruz, onda onun bereketi olsa gerek. Mesela sekerat işte, ölüm gelecek mükemmel mükemmel var, canını sökecek yani bunun. Bir hadise yaşadı, işte dikenli gibi söküp vesaire. Böyle ölüm anı bana şöyle geliyor. Paletimi paylaşıyorum. Niye yapıyorum? Size de koyuyorum da buna tutunun, sen de böyle düşün. Tefekkürüm böyle olsa rahat edeceksin. Böyle mükemmel bedenidir, hayatadır. Tamam. Başka itikadardır. İtikadı sorar, ameli sorar. Başka bir şey soramaz. Sağ soldur. Değil mi? Kime iman etti? Namaz kıldın. Öyle değil mi? Evet. Tamam. Böyle ölüm hali gelince böyle kendimi bedenden çıkıyor. Nasıl oluyorsa bedene soruyor. Mükemmel kelim. Adam bedene soruyor. İmanın, itikadın. Evet. İmanın da arkasında bir şey var ya, böyle kendimi orada şey yapınca, bunları seyir gibi oluyor bana. Yani değil de şey, renkli gibi oluyor. Fatihler mi bir örnek vermişti ya, rüyada kendi öldüğünü görüyorsun, hani seni götürüyorlar, taşıyorlar, yıkıyorlar falan. Kendini dışarıdan seyrediyorsun. O kadar da, o kadar ya, o kadar yabancı değil yani, o kadar yakın. Bir tanesi öyle oldu ya işte, bizim öldüğümü gördüm, Allah Allah falan. Yıkanıyorum falan, kim yıkar falan. Tanıdım, bir tanesi hiç sevmiyordum, Zeytinburnu'ndaydı böyle, kızıyordum. Ulan beni taşıyor ya. Dedim ki Allah Allah, dışarıdayım ben, cesedi görüyorum. Ulan ben bunu hiç sevmezdim, bak dedim, beni taşıyor dedim. Ayrıldığım zaman Allah dostumu çok iyi yaptım. Ama demedi. Allah Allah. Adam sizi kabre götürüyor, ne dost oldunuz ya. Sizi kabre götürüyor ya. Şimdi, niye bu misali verdim biliyor musunuz, araya girdim. Bak, yani bu ciddi bir sıkıntı ya, ne oluyor okuyunca okuyunca Risaletin, böyle enfusi dersler seni bu tarafa doğru taşıyor. Yani bedenden ve ruhtan da çıkartıyor, haletini veriyor. Bu bir halettir. Sana mükemmel gelecek falan ciddi, ben hemen böyle şey yapıyorum, ceset orada, ruh orada, ruh orada. Çünkü ruh değilim ki ben. Bu dünyada ben ruhla kendimi ifade etmedim ki. O ruha cevap ver. İtikat ruhadır. İman ettiğin mi? Kalbedir. İmanı kalbe soracak. İman kalbi değil mi? İtikatı soracak. İmanı soracağına göre kalbe soru soracak. Namaz kıldın mı deyince ruha soracak latifeleri. İbadet ettiğini, kimi kulluk yaptığını. Kalbe, ruha soracak. Ruh ve kalp. Ben onlar değildim ki zaten arkasındaydım. Onlar hesaplaşsınlar, hesaplaşırken. Sen zaten sırrı insani de taim ve teşahhus. Sonra düşündüm böyle, ulan taim ve teşahhus mu daha cami sırrı insani mi? Sonra ben gafil. Taim ve teşahhustan onun adı zaten sırrı insani denmiş yani. Yani taim ve teşahhusun adıdır bizdeki adı sırrı insani. Tam böyle enfusi Yasin. Niye dedim biliyor musun? Sakın böyle şeyleri, böyle özel şeyleri paylaşıyorsan. Haletleri bak. Enfusi derslerimiz var ya, dersleri beraber yapıyoruz ya diyeyim. Ya böyle bir halete taşıyorsun. Daha iyi şeyleri de taşıyorsun. Bunun ne var? Hafız Ali abi Barla'da ders yapılırken diyor, kainat sarayını dolaşıyordum diyor. Kafam karıştı diyor. Yata edemedim diyor. İndim diyor. Risale'yi koymuş ustadan neşetmiş. İndim aşağı diyor. Küçük saraya geldim diyor. Ulan nasıl kapısını açacağım bunu? Dedim diyor. Ders yapan,
Ders yapan bilmiyor bu nerede. Bir o ders yapıyor, bizim ooo. Ondan sonra ben bunu nasıl yapacağım? Kardeş o anda düşünürken Cali, ders yapan dedi ki, Bismillahirrahmanirrahim'le diyor, falan ben açtım diyor Besmele'yle diyor. Besmele'yi benim elime verdi diyor. Ders anında olmuyor mu? 185 miydi? 185. Varlı. Ha bak bu haletlerini paylaşıyor ya, ondan cesaret alıyor. Ondan cesaret alıyor. Yani inmiş adam içsel halini söylüyor. Şimdi böyle mükemmekir sorduğu zaman iki şey soracak. İmanın var mı? Namazın var mı? Ha? Yani ki temel, itikad. Bu da ruha ve kalbedir. Tamam. Ondan sonra soracak. Sen bu tefekkürlerle ta bunun arkasına gir. Böyle bir şey oluyor böyle. Mükemmekir sorunca tak tak çıkıyorsun bedenden. Otomatik oluyor yani. Böyle de bakıyorsun ben. Bak böyle yapamıyorum. Hep böyle sola doğru bakıyorum. Solda herhalde gelecek mi? Gayri ihtiyarlı oluyor ya sola doğru. Sanki bu beden ruh burada, nükel mekil orada. Çıkıyorsun, seyrediyorsun. Bak onun hesaplarını seyrediyorsun. Sen seyrediyorsun. Bu Risale-i Nur, enfusi derste bu haleti veriyor. Ve dünyada da rahat oluyoruz. Dünyada üstüse bir cennet yaşıyoruz. Abi bir özür dilerim, çok özür dilerim. Bir ölüm müsaadesi, ölüm müsaadesi de biz her zaman... Bir dakika. Yani bir dakika. Ben duydum da, bu şekilde duydum da o yüzden diyorum. Birisi hastalar risalesi, şu bu falan filan dedi de, ölüm risalesi diye zikretti. Hasan abi de orada bir şeyden bahsetti. Ne geliyor aklınıza ölüm risalesi deyince, neresi? Ölüm deyince, haşer mi geliyor bilmiyorum ki yani. Abi bütünlüğüyle, tamamıyla 20. mektup dediniz. Acayip, acayip etti beni ya. 20. mektup dedi Hasan abi. Ha ölüm risale şey, o mesela cenaze evlerinde şey yapan ölüm ne olacak? Yani tamamen o kendisi. Yani ölüm deyince ben neticesi haşir yani. Ha ben ölüme bakış, ölüm deyince insan hangi konumda bakmalı? Ne anlamalı? Hani ölümün neti haşir ondan kastetmedin ha. Ölüm deyince bizim alemimiz ne olmalı? Alemimizden. 20. mektup ya. Buradan bakış yani. Bakış tarzı bu yani. Tarzı haşir değil o. Netice haşir der söyledim de. Ölüm haşir. Ha bak şimdi yaşarken ya ölümü 20. mektup bak ya. Müjdeler diyor. Müjde sana diyor. İşte o bu bedeni uzaklaştırıyor sizden. Geriden bak. Tabii ya bir de şey mesela. Vazife bitti diyor tamam mı? Ücret almaya gidiyorsunuz diyor. Biz de üzülüyoruz ama ücret almaya giderken insan üzülür mü ya? Vazife bitti, ücret almaya gidiyorsun. Paydos ya. Ama biraz da durayım. Mesela ben şöyle dua edeyim. Ya Rabbi şu dima dersini bitirmeden canım şu dima bir gelecek nesle bir böyle bir lümine intisal olsun. Şu dima bir bitireyim şu. Ondan sonra. Hasan abi 100 yaşına kadar gidecek dima demek yani. Hayır dersler 1000 tane olacak herhalde şimdi. Ama çok garip ya mesela. Bugün de okudum sözler 27'de geçiyor. Değil akıl, ruh için alet diyor ya. Ben ruh muyum şimdi ya? Çok acayip güldüm ben hoşuma gitti. Sevdim ya insanı. Hoşuma geliyor. Hadi oku abi. Hakkını yana okuyayım. Ama yani arada böyle şeyler oluyor hem seni tenebbüs ettim. Ben de böyle sen. Ayırıyorum okuyacaklarımı. Tamam. İyi olmuyor. Arkadaş nefsin vücudunda bir körlük vardır. O körlük vücudunda zerre miskal kaldıkça hakikat güneşinin görülmesine mani bir hicap olur. Evet, müşahedem de sabittir ki kat'i yakini bürhanlar ile deliller dolu olan büyük bir kalede küçük bir taşta bir zafiyet görünse o kör olası nefis o kaleyi tamamen inkar eder, altın üstüne çevirir. İşte nefsin cehaleti, hamakati bu gibi insafsızca talimattan anlaşılır. İlem eyyüvel aziz. Mazal masnaatı görüp de basiret saniyeni görmezse çok garip ve pek çirkin düşer. Çünkü o halde saniyenin malen kalben görünmemesi ya basiretin fıkdanındandır veya kalp gözünün kör olmasındandır. Veya pek dar olduğundan meseleyi azametiyle kavrayamadığındandır. Veya bir hızlandır ve illa saniyenin inkarı basarın şuurunun inkardan daha ziyade münkerdir. Hızlan ne demek biliyor musun? Allah seni bıraktı. Evet. Bela da vermiyor ha. Evet. Bol bol nimet veriyor sana.
azgınlığını artırıyor. Allah seni, alimler dermiş ki, hastalık bu sene gelmedi. Eyvah, hizlanda mıyız dermiş. Bir kere bir insan şüphelensin. Bir sene, koca bir senede nasıl bir defa hastalanmadı ya? Yani gaflete uyanma ikazıymış. Bir şartta diyor var, çok şiddetli bir şekilde huzur, öyle huzurda, ikazda yaşıyor, gaflete pek dalmıyor. Tamam. Ama bu cemiyette yaşayıp da hiç hastalık, yani ikaz edici, intiba getirici, böyle sarsıcı bir şey olmaması insanı düşündürüyor ya. Niye hasta olduğumu bırak ya, niye olmuyorum diyeceksin bundan sonra. Ne diyor, burada devamı var, sonraki sayfada. Eğer o göz küfür zulmetiyle kör olursa, kalp gözü, dünya genişliğiyle beraber bir hapishane şekline girer. Bütün hakaiki kevniye nazarından gizlenir. Kainat ondan tevahuş eder. Kalbi ahzan ve ekdar ile dolar. Ya. Korkunç bir şey değil mi? Allah korusun. Allah korusun. Evet, şimdi Sirac-ı Nur başındaki münacatı okudum. Ülfet ve adet ve yükne saklık perdeleri altında çok harika hakikatler gizleniyor gördüm. Bilhassa ehli gaflet ve ehli tabiat ve felsefenin dinsiz kısmı, bu adetullah kanunlarının perdesi altında çok mucizat-ı kudret-i ilahiyi görmeyip, dağ gibi bir hakikati zerre gibi bir adi esbaba isnat eder, yükletir. Kadir-i mutlakın her şeydeki marifet yolunu sededer. Ondaki nimetleri kör olup görmeyerek şükür ve hamd kapısını kapıyorlar. Yani Allah'ın verdiği nimetleri görmüyorsan kör ol, şükür ve hamd kapısı kapanıyor. Ondan sonra ne diyordu? Birinci sözde Allah'ın izahlarında kör oluyor. O zaman şükür ve hamd kapısı kapanıyor. Evet, ondaki nimetleri kör olup görmeyerek kadir-i mutlak her şeydeki marifet yolunu seddediyor. Yani Allah da seddediyor bu sefer. Hiç göremiyorsun. Yani kadir-i mutlak marifet yolunu seddeder diyor. Sen istesen de ulaşamıyorsun artık. İzden oldu. Oraya. Allah seni bırakmış. Evet. Allah kimse başını vermesin. Ecnebilerin bazı halleri gibi. Yani Avrupa ve şeyler böyle medeniyet fantazileri falan gibi gözüküyor yani zahiren. Öyle hızlan gibi mi? Evet. İzden bırakmış yani. Bırakmış. İzden. İlgilenmiyoruz. Sen evde çocuğunuz hepiniz çoğunuz evlisiniz. Çocuğun. Bir tanesiyle ilgilenirsin, ötekisiyle hiç ilgilenmiyorsun. Ne yapar o? Olsun hadi tek olsun. Kıyas yapmayalım. Tek çocuk, hiç ilgilenmiyorsun. Bağırmıyorsun, vazife vermiyorsun. Ders çalışta demiyorsun. İkinci örnek. Fabrikada çalışıyorsunuz. Maaşınızı alıyorsunuz kartla. Ama fabrikaya girdiniz. Girdin, çıktın, sana iş veren, soru soran, muhatap. Hiçbir sana iş vermiyor. Şu tezgahı çalıştırmıyor. Girdin inşa. Herkes tıkır tıkır makinesinin başına çalışıyor. Seninle hiç kimse ilgilenmiyor. Gel buraya. Sen bu işi yap. Vazifen bu. Kart bastın, girdin, çıktın. Hiç ne yapıyorsan kimse ilgilenmiyor. Selamun aleyküm. Surat asmış. Yani kim? Robot kabul et. Bütün fabrika robot tip bitti. İnsan sensin. Hiç kimse seninle ilgilenmiyor. Sıkılmaz mısın? Der misin ki oh ben ne kadar rahatım ya. Bir işim yok. Kimse bana iş vermiyor, maaş alıyorum. Oturuyorum, kahve içiyorum, istediğim zaman da girip çıkıyorum. Fabrikadasın ama fabrikaya girmen lazım. Sana giriş saatini girmen lazım, çıkışına çıkacaksın. İçeride ne yaparsan yap serbest. Fabrikada olacaksın. Adem Aleyhisselam'la birlikte insanlık dünyaya gelince böyle kendine işler mi icat etti? Aa işte bu. Ne yapacak şimdi? Yani bunun çıldırır ya fabrikada. Ama fabrikaya gireceksin. Sabah girip akşam çıkacağız. Evet, o kadar. Başım üstündeki sizce malum levha, nefsimi tam susturduğu halde bu gece nefse emmarenin silahını daha musurrani istimal eden kör hissiyatım, damarlarıma tam dokundurup, tesemmüm ve hastalıktan gelen ziyade teessür ve hassasiyet ve şeytandan gelen ilikat ve fıtri hukuk bu hayattan gelen acip bir halette o ikinci nefse emmare hükmünde olan kör hissiyat. Benim vefat ihtimalimden şiddetli bir meyusiyet ve tevrim ve kuvvetli bir hırs ve zevk ve lezzetle kalp ve ruhuma tam ilişti. Niçin istirahatı hayatına çalışmıyorsun? Belki reddediyorsun ve gayet zevkli ve masumane lezzetli bir hayat ve bir ömür kendine nur dairesinde aramıyorsun.
ve ölmeye karar verip razı oluyorsun dedi ve dediler. Birden gayet kuvvetli iki hakikat o ikinci nefse emmariyi şeytanla beraber susturdu. Ne geliyor? İkinci nefse emmari. Ne diyor? Kör hissiyat diyor usta. Vefat ihtimali. Vefata insana demek ki pompalayan ne? İkinci hissiyat. Şey, kör hissiyat. Eğer sona doğru seçeceğim varsa... Şimdi şöyle son iki yerim kaldı. Heh. Evet. Ferci'i nesara hala haltere min futur. Nazarın alemi gezdir. Hangi yerinden oksa net görebilirsin? Kella gören görmez. Meğer kör ola veya kasr nazar illetiyle müptela ola. İstersen Kur'an'a müracaat et. Delil-i inayeti vücuhun mümkünenin en ekmel veçiyle bulacaksın. Zira Kur'an, kainatta tefekküre bir verdiği gibi fevaidi tezker ve nimetleri tadat eder. İşte o ayet şu burhan-ı inayete mezahirdir. İcmali budur, tut. Tafsili ise eğer meişet-i ilahiye taluk ederse, ayet-i afake ve enfüsü-i tefsir tarihinde sema ve beşer ve arzın ilimlerine makut olan kütüb-ü selasede tefsir edilecektir. O vakit şu burhanı tamamı suretiyle sana görünecektir. Gören görmez diyor. Kör ola veya kas-ı nazar illetiyle müptela ola. Yani sen bu ayette diyor nazarını alemde gezdir. Hangi kusuru bulacaksın? Bulamazsın diyor. Şahsı manevi hükmünde olan bir devletin numumu tabiisi hükmünde olan teşekkül ise mütemehhildir. Ve devlet-i atikaya galibesi ki ona inkiyat tabiat-ı saniye hükmüne girdiği için tedricidir. Öyleyse maddeten ve manen hakim hem de gayet cesim bir devleti kısa bir zamanda teşkile hem de düvel-i rasaya defi gibi galibe etmesi maneviyat ve ahirede cari olan adatın biz zorur harikulade olduğunu görmezsen körler defterinde yazılacaksın. Yani Allah'ın bu hikmetlerini görmezsen diyor. Sonra körler defterine yazıyorsun. Bir de o var. Yani imansızsın bir de kör diyorlar sana. Türkçesi ne? Hangisinin? Yedi düvel falan neyden bahsediyor? Hı, evet. Okuyayım bir daha. Şahsi manevi hükmünde olan bir devletin nübuhu tabisi hükmünden teşekkülü. Yani bir devlet şahsi manevi gibidir ya. Büyümesi. Şahsi manevi büyük olmasın. Mütehemmildir. Mütemehhildir. Ve devlet artıkaya galibesi ki ona inkiyat tabiat-ı sani hükmüne girdiği gibi için tedricidir. Öyleyse maddeten ve manen hakim hem de gayet cesim bir devlete kısa bir zamanda teşkili. Yani bir devlet nasıl oluyor? Tedricidir. Yani yavaş yavaş çeşitli sıfat ve özellikleriyle büyüyor. Yani genel yani sağlık ve ekonomisi, askerisi, eğitimi böyle büyür yani. Tedricidir. Bir anda mükemmel olamaz. Ama İslamiyet bir anda girdi böyle bir devletleri. Yani değiştirdi evet. Ya. Yani tedrici İslam devlet kurdu ama tedrici kurmadı. Pat diye en mükemmel bir kısa bir zamanda kuruldu. Bu demek ki fıtridir yani. Evet. Bunu görmezsen diyor. Hem de düvel-i rahatsızlar defi galebe etmesi. Hepsinin galebe oldu. Maneviyat ve ahirete cari olan adatın bir zarı harikulade olduğunu görmezsen körler defterine yazılacak. Yani bir devleti düşün ya. Türkiye bir kaç senede, 50'si, 100 senede önce kendisine geliyor. Şimdi devlet mevlet değil, devlet tecrübesi yok Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın. Memur olmamış hiç daha önce. Asker olmamış, onay olmamış, onun tecrübesi yok, bir şeysi yok. Bir anda geliyor Medine-i Münevver'de devlet kuruyor, askeri eğitimini, işte sağlığını, bilmem nesini, aile hayatını, her konuda en mükemmel sistemi kuruyor, kanun sistemini kuruyor. İli bina güzel değil. Yani kanuniyetini kuruyor. Biz de ondan örnek alıyoruz. Allah Resulü şöyle derdi. Allah Resulü bunu yerdi. Sahabesi böyle yapardı. Şunu böyle yapardı. O işte esirlere şöyle davranırdı. Eğitimde böyle yapardı. Mesela eğitimde demiş ki sırf aklı talim değil, kalbi de terbiye edeceksin. Kalbi terbiye, aklı talim. O da yok. İkisiymiş yani asıl saadet. Aklı talim, kalbi terbiye. Şimdi okullarda ne var? Aklı talim, kalbi terbiye yok. Terbiyesiz çıkıyor. Mühendis ama terbiyesiz. Evet. Hırsız çıkıyor. Hırsız. Hırsız yani. Resmen hırsız. Memleket değil mi? Sorun hırsızlık gerçekten yani ciddi yani.
Herkes hırsız ve herkes herkese hırsız sanıyor. Evet. Sorun bu. O acayip yani. Ben adama iş yapıyorum, adam diyor ki ne kadar komisyon alıyorsunuz diyor. Nasıl böyle bir şey düşünebiliyor? Bunu düşünmesi için hırsız olmuş. Çünkü yanındaki benden her şey hırsız. Anlatırken kıpkırmızı olur. Böyle bir şey olabilir mi? Doğru, doğru. Ya gerçekten bak. Sonra bakıyorum hepsi hırsızlıktan nasılmış. Doğru. Ben ne kadar üzülerek söylüyor değil mi abi? Çünkü yakıyor çünkü. Yani o için yakıyor. Şimdi bakalım dersimizin sonuna geldik. Son sayfa. Ey fahri alemin gösterdiği yoldan şaşanlar, dünyanın fani metalarıyla gururlanıp taşanlar ve dünyamıza zarar olur kokusuyla nurlu Kur'an'dan kaçanlar. Sizler dünyanızın uçurumlara gittiği zannıyla ve o baki ve tatlı sandığınız fani ve hakikatte çok acı lezzetlerinden lezzetlerinizin zeval bulmak, şiddet ve elim, elem ve zırafla tahammül etmek üzere olduğunu tahmin ederek manasızca radyoların başına koşuyorsunuz. Şimdi de cep telefonuna koşuyorlar. Acayip herkes yapışmış. Allah korusun. Bu koşmaçta ve bu dedikoduları dinlemekte ne fayda var? Zeval bulucu levhiyat ve lezaizle körleşmiş bakan gözleriniz artık yeter. Biraz hakikati görsün. Sarılaşmış duyan kulaklarınız biraz hakikati duysun ki bu acayip ve dehşetli ve hiçbirisi görmemiş devirde hususan ehli imanın çok sarsıntılar geçirdiği ve çok dehşetli düşmanlar karşısında bulunduğu ve küfrün mutlak ateşinin mahallemizi sardığı bir zamanda ancak ve ancak günümüzün en müstahkem, kavi, yıkılmaz, sarsılmaz takimatı olan Risale-i Nur'un nurani siperlerini ihtiyaç etmekle ve onun daire-i kutsiyesine dehalet etmekle kurtulacak ve imanınızı kurtaracak idam-ı ebedi zannettiğiniz ölümü bir hayat-ı bakiye tebdil edeceksiniz. Son okuyacağım yerde, geçen Harun arkadaşımın okuduğu bir yer. Cenab-ı Hakk'ın sana ibahe suretine verdiği hayatı intihar ile hatime çekemezsin. Gözünü çıkaramazsın. Ve manen gözü kel etmek demek olan gözü, verenin rızası haricinde harama sarf edemezsin. Ve hakeza kulağı ve dili ve bunlar gibi cihazatı harama sarf etmekle manen öldüremezsin. Ve yetinilmeyen hayvanı lüzumsuz tazip edip katledemezsin. Sen ani ve fani zevklerin bekasını arıyorsun. Onun için onun zevaliyle almaya başlıyorsun. Küre hissiyatında bu yanlışın tavukadını yersin. Bir dakika gülmeye bedel, 10 saat ağlıyorsun. Vahir de vahir, elhamdülillah, nefretiye temaslara bak.